Evet sevgili seyircilerimiz, Isparta turlarımız da sona erdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de evet benim favori anonslarımdan bir tanesine geldi sıra. Nereye? Akdeniz'in incisi Antalya'ya yol alıyoruz. Evet, Antalya'daki turumuz bu hafta kısa olacak ama güzel olacak. Nereye gidiyoruz? Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Bozova beldesine götürüyoruz sizleri. Gerçekten de orası gerçekten görülmeye, gezilmeye değer bir belde. Evet, koltuklarınızdan sakın kalkmayın ve Bozova'yı kaçırmayın. Hep birlikte iyi seyirler. Sevgili seyircilerimiz, Barış'la Türkiye'nin sesinde Antalya'yı gezmeye devam ediyoruz. Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Bozova beldesindeyiz ve yanımızda çok değerli başkanımız Gülser Başkanımız var. Başkanım öncelikle merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz diyorum. Akdeniz televizyonuna ve sizlere ilgi gösterip buraya gelip çekim yapmanız için çok çok teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Öncelikle gerçekten de çok güzel bir beldeniz var. Ekran başındaki izleyicilerimiz beldenizi şu an izliyorlar ve merakla sizin anlatmanızı bekliyorlar. Hemen bize Bozova beldesini ekran başındaki izleyicilerimize anlatabilir misiniz başkanım? Tabii. Şimdi Bozova beldesi tarihin çok eski tarihi olan, yaşanmış olan bir yer. Ta önceden eski bir Zibidunya şehrinin olduğu ve ondan sonra Lidyalıların yaşadığı tarihinde yazıldır. Şimdi daha önceki isminin Zibidunya, ondan sonraki isminin Zivint, 1960 yılından sonraki isminin de Bozova olarak değiştirildiği eski bir nahiyedir. Nüfusumuzdan başlayalım hemen. Nüfusumuz çok güzel bir belde olmasına rağmen nüfusta bir azlık var. Şu anda 1200 civarında. Göç veriyor sanırım. Daha önce göç vermiş ama bundan sonra göç alacağına inanıyorum. Hı hı. Şey beldemizin. Evet. Çünkü coğrafyasıyla oturduğu konumda çok güzel bir belde. İşte Finike Kumluca'dan gelen Elmalı Korkuteli karayola yolunun içinden geçmesi. Hı hı. Antalya'ya olan kısa mesafesi, 45 kilometrelik mesafesiyle doğal güzelliğiyle çok güzel bir belde olduğu için. Hazır karayolundan bahsetmişken Fethiye-Ankara karayolu, çevre yolu da herhalde yakın zamanda o da devreye girecek. Evet, devreye girecek. Hemen şu yakın gördüğünüz bölgeden geçmesi, fizibilite çalışması buradan yapıldı yolun. O yolun da açılma durumu var önceki yıllarda. Zaten mevcut yol da şu anda cevap veriyor şeye, içinden geçen yol. Nedir geçim kaynağı Bozova'nın? Geçim kaynağı, şimdi 20 bin dekar araziye sahip bir beldedir. Arazinin %50'si kuru tahılla, arpa, buğday, yulaf, nohut gibi. %50'si de meyve bahçeleriyle kaplıdır. Su yönden bir sıkıntısı yoktur. Ama doğal artezyen suyuyla ama kaynak devlet suçların bulmuş olduğu sontaj kuyularıyla su sıkıntısı hiç yoktur. %50'si de dedim ya meyve bahçeleri kaplıdır. Vişne, kiraz, kayısı, şeftali, armut, elma, ceviz, her türlü meyve yetişir. Meyvenden çok zengin bir beldedir. Hayvancılık da var değil mi? Hayvancılık da elbette var. Geçim kaynaklarından birisi hayvancılıktır. Bunun yanında en büyük şey de inekçiliktir. Hayvancılık da ana kaynağı. Peki, bunun yanında küçük çaplı şey de var, 3-5 tane de sürümüz de var küçük baş olarak. Geri kaynakları bunlar. Yeni imara açılan arazilerinizi gezdirdiniz bize. Şu an ekran başındaki izleyicilerimiz de izliyorlar. Bununla ilgili isterseniz bilgi aktaralım. İmar konusunda ve şu an satışa sunduğunuz. Nüfusun 1000 olmasına rağmen 15 bin nüfusa cevap verebilecek imar planı hazırdır. Satılmış olan mevcut 700 tane parsel vardır. Bunların içerisinde 100 tane falan ev yapılmıştır. 600 tane satılmış parsel şu anda ev yapılmaya hazır ve bekliyordur. Bunların altyapı hizmetleri gelmiştir. Elektrik, yol, su hepsi hazırdır. Şu anda insanlar gelirlerse. Peki başkanım, buradan duyuralım. Yani satışa hazır kaç parselimiz var? Ekran başındaki izleyicilerimize. 670 parsel satılmış durumda şu anda. Hı hı. İstenirse daha bir 150-200 parselde
temin edilebilir. Evet. Evet, peki o zaman ben hemen şunu sormak istiyorum sizlere. Sizin bu ilk döneminiz başkanlıkta sizi en çok başkan olmaya tetikleyen unsur neydi başkanım? Şimdi ben doğdum, Bozova'da doğdum. Yaşadım, Bozova'da yaşadım. Hala burada yaşamaktayım. Mutlaka bunun için burada yaşarken Bozova'ya da vermek istediğim bir hizmetler vardı beynimde. İşte onun için içimdeki azmi ortaya çıkarmak istedim. Evet. Tabii beynime geçen Bozova'nın çok güzel olmasına rağmen çok küçük kalması bundan dolayı şimdi dedik gelirsek yatırımcıyı çağıralım. Bozova bir gelişme yaptıralım. Ondan sonra yatırımcı olarak ne düşünüyorsunuz? Mesela, kimlere davet gönderiyorsunuz? Üzerinde bir yatırımcıyı çağıralım, bir de yazlıkçıyı. Çünkü öyle bir yer ki Bozova, Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisi ise, Antalya'da Türkiye'nin en güzel illerinden birisi, Bozova'da Antalya'nın en güzel beldelerinden birisi. Yazlık içinde çok uygun ama mesafesiyle, ama iklimiyle, havasıyla. Burası bir alabalık çiftliği, evet. Ve belediyemize ait herhalde. Biraz buradan bahsedelim. Mülkiyeti şu anda belediyemize ait. 22 bin metrekare arazinin oturmuş. Gördüğünüz gibi spor tesisimiz yanında. Restoranı, park alanı. Ufak tefek eksikleri olsa da içinden çıkan suyu, balık havuzları da güzel bir tesis. İnsanlar bakıyorum Korten'e yazlık olarak gelmişler ama evet. Cumartesi, pazar günleri Bozova'daki tesise geliyorlar. Çünkü evet. Korten'de bile yok böyle bir tesis. Evet, bugün de daha da güzelleştirmeyi düşünüyoruz. Bugün de bu akşam da burada olacağız biz. Evet. Sizin misafiriniz olarak bu akşam da Atatürk Düşünce Derneği'nin bir akşam yemeği varmış. Onlardan görüntü alacağız. Peki başkanım, önümüzde 3,5 yıllık bir süreç var seçim dönemine. Sizin mutlaka planlamalarınız 3,5 yıllık süreçte yapmayı planladığınız Bozova için önemli projeler nelerdir? Anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim belediyemiz çok borçlu belediye. Yeni bir yatırım, yeni bir atılım yapma şansı hiç yok. Çünkü 1200 nüfusla 1 trilyon 350 milyarlık borçla geldik buraya. Onun için anca altyapıda çok eksiğimiz yok. İnce ve hassas, hani rutuş konularda eksiğimiz. Onları da yapabilecek güçteyiz şu anda. Artık insanlara hizmet vereceğiz. İşte günübirlik içme suyunun sağlanması, onda sıkıntı yok zaten. Sokakların temiz tutulması, çöpünün alınması, bu tür konularla meşgul olup insanlara hizmet vereceğiz şimdi. Bozova'ya önce Bozovalıların sahip çıkmasını istiyorum. Tüm Bozovalıları yeniden Bozova'ya davet ediyorum. Yani özellikle Antalya'da işi olmayan, durumu iyi olmayan Bozovalar yeniden Bozova'ya almayı hem düşünüyorum hem de planlıyorum. Kendilerini de özellikle davet ediyorum Bozova'ya. İnşallah büyük yatırımlar olacak. Onlar da dışarıda değil, burada çalışacaklar bundan sonra. Ayrıca hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.